Merhaba sevgili izleyiciler. Bir cumartesi günü daha Karantina TV'de Fırçanın İzi Yazının Gücü programında çok değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. Yazar, oyuncu, senarist, yönetmen, doktor Ercan Kesal'la birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza Ercan Bey. Teşekkür ederim. Hoş bulduk Nurdan Hanım. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Ben öncelikle her hafta olduğu gibi hepinizin bildiği bir isim olmasına rağmen konuğumuzu kısaca tanıtıp öyle programa geçmek istiyorum. Ercan Kesal 1959 Nevşehir Avanos doğumlu. 1984 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Uzun yıllar Ankara, Keskin, Bala ve köylerinde sağlık uzmanı hekimliği yaptı. Serbest hekimliğe başladığı yıllarda uygulamalı psikoloji ve sosyal antropoloji eğitimleri aldı. İlk şiir ve yazıları tıp fakültesi öğrencisiyken İzmir'de çıkan Dönem Dergisi'nde yayımlandı. Mecburi hizmet yıllarında Son Reçete Dergisi'nde söyleşiler yaptı, yazılar yazdı. 1990 yılından sonra geldiği İstanbul'da, 30 yıldır İstanbul'da bulunuyorsunuz. Artık biraz da İstanbullu olmuşsunuz Ercan Bey. ERA yayınlarının kurucularından oldu. Şizofrengi'de yazdı. Radikal ve Bir Gün gazetelerinde güncel hikayeler ve denemeler yayınladı. Hala Bir Gün gazetesinin yazarı. Senaryolar yazdı. Uzak yazmaya da devam ediyor. Uzak filmindeki rolüyle başlayan sinema serüveni daha sonra birçok filmde oyuncu, senarist, şimdi de yönetmen olarak devam ediyor. Pek çok yazısının dışında kitapları da var Ercan Kesal'ın. Kitaplarını Peri Gazozu, Cin Aynası, Evvel Zaman, Nasipse Adayız, Bozkır'da Bir Gece Yarısı, Zamanın İzinde, Kendi Işığında Yanan Adam, Belhasıl olarak görebiliriz. Ercan Kesal'ı yakından takip edenler filmlerini de çok izliyorlar. Fenomen olan Bir Zamanlar Anadolu'da, Üç Maymun, Ben O Değilim, Uzak, Yozgat Blues, Hükümet Kadın, Türk, Anons, Çukur başta olmak üzere de pek çok dizi. Ercan Kesal, size de diyeceğim, gerçekten bir ömüre yetmeyecek kadar çok fazla iş hala da devam ediyorsunuz. Öncelikle ben size şunu söylemek istiyorum. Hayatı çok tasarruflu kullanıyorsunuz. Yani yaşantınızda başınızdan geçen gördüğünüz her olay size bir üretim olarak, sanat olarak hayata geçiyor. Ben çocukluğunuzdan çok beslendiğinize inanıyorum. Biraz o Avanos günlerine, Ercan Kesal'ın okuyup yazmayla bağlantısına, o ailedeki sıcak atmosfere bizi götürür müsünüz? Ercan Kesal'ın çocukluğuna dönebilir miyiz? Doğru söylüyorsunuz. İnsanın çocukluğu saf ve çok benim altın çağı diye tarif ettiğim çok romantik de aynı zamanda ve çok temiz bir çağ, çok ilham verici bir çağ ve ne olursa ne birikiyorsa çocukken birikiyor aslında. Şimdi geriye doğru dönüp baktığımda ortaokul, lisede okuduğum kitapların temposu mesela şimdilerde yok. Yani demek ki o zamanlar çok daha aç, hayata karşı, kitaplara karşı, edebiyata karşı aç bir halimiz varmış ki ulaşabildiğimiz her şeye ulaşmaya çalışmışız. Ben Avanos'ta doğdum. Avanos Nevşehir'e bağlı bir küçük kasaba. 1959 doğumluyum. Babam eskiden uzun yıllar çiftçilik yapmış. Sonra da esnaflık, gazozculuk yapmış. Rahmetli oldu. Ben gazozcu mevlüdüm. En küçük oğluyum. Yani dört erkeğin en küçüğüyüm. Anam da Köselerin Fadime. Bizde böyle anılır. İkisi de rahmetli oldu. Abilerim, üç abim var. Avanos'ta bağlantım devam ediyor uzun yıllar. Tabii ki ilkokul, ortaokul ve lise. Avanos'ta. Liseyi Nevşehir'de okudum ama zaten yakın yerli. Sonra tabii 1970'li yıllardan sonra da koptum. Lise bitirdikten sonra ilk üniversitem Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi. Sonra tekrar sınavlara girdim. Ege Diş Hekimliği'ne gittim. Daha sonra yine sınavla Ege Tıp Fakültesi'ne geçtim ve oradan mezun oldum. Baktığınızda üç büyük şehirde geçmiş gibi gözüküyor hayatım sanki. Ankara'da başlayan, İzmir'de üniversiteyle devam eden, daha sonra tekrar Ankara'da, Ankara'nın köylerinde, kasabalarında hekimlik ve sonra da İstanbul.
Şimdilerde bir ayağımı İzmir'e attım. Eski aşkıma geri döndüm sanki. İzmir aşkım depreşti ve Urla'da bir evimiz var. Yazları Urla'da oluyoruz. İstanbul'la bağımızı koparmadık ama hem orada hem burada devam ediyor hayatımız. Eşim de oyuncu ve biliyorsunuz profesyonel tiyatrocu ve sinema oyuncusu. Oğlumuz küçük, 14 yaşında. Böyle bir hayatımız var. Zamanı iyi kullanmak zorundayız. Çünkü zaman çok dünyanın ömrüyle karşılaştırıldığında o kadar aslında küçük bir parça ki bu iki türlü yansıyor bana. Ya bu kadar abartacak bir şey yok. Dünyanın ömrü benim kaderimden uzun. Bunu anladım. Ama ya şu kısacık ömrü de hakkını vererek yaşamalıyım. Bunun için de zamanı iyi kullanmalıyım. Tasarruf etmeliyim. Ne bileyim verimli kullanmalıyım. Birbirini destekleyen ve birbirini büyüten, birbirine önünü kesen değil de birbirini sanki besleyen, verimli hale getiren işler yapmalıyım. Bu yüzden şanslıyım. Kitap okumak bütün bunların hepsini derledi, toparladı. İyi kitap okuyan, çok kitap okuyan, analitik okuyan birisi oldum. Kitap kurdu olduğum için sanki tıp fakültesi de biraz böyle beni bekleyen bir bölüm. Tıp fakültesini herkes biraz şey zanneder. Fenle ilgili işte fizikle, kimyayla ya da başka daha teknik, daha pozitif bilimlerle ilgili bir alan, öyle bir meslek zanneder ama değildir. Tıp fakültesi hekimlik bir sanattır. Bir çeşit güzel sanattır aslında. Okuyan, iyi okuyan, hayata başka türlü bakabilen, hastasını iyi dinleyen, hikayelere vakıf, hikayelere dikkat kesilen bir adam olmazsanız iyi bir hekim olamazsınız. Bir teknik bir yerde kalırsınız en fazla. Bu yüzden sinemada, hekimlikte, oyunculukta, senaristlikte hepsi edebiyattan beslenen işler oldu. Yani çocukken kendimi kurtarayım diye şu taşra dünyasından kendime bir yol açayım diye başladığım kitap okuma hali benim bütün sürecimi pozitif etkiledi. Hepsini olumlu etkiledi. Kısaca bunları söyleyebilirim. Ben sizi çok yakından takip ettim için kitaplarınızı da okudum. Arkadaşlarınızın, sizin edebiyatçı, genellikle şair arkadaşlarınızın anma günlerinde karşılaşıyoruz, kitap fuarlarında karşılaşıyoruz. Gördüğüm sizin tıp fakültesinden itibaren şansınız Ankara Keskin ve Bala'da doktorluk yapmanız nedeniyle bir ayağınızın hep Ankara'da olması ve Ankara'da gerçekten edebiyata damga vuran isimlerin Ahmet Erhanlar, Adnan Azarlar ve daha pek çoğu Ahmet Telli hepsiyle iç içe sıcak ve o edebiyat atmosferinde bir gençlik yaşamışsınız. Çok sıkı bağlar kurmuşsunuz. Sonrasında da siz hepsinden daha fazla sanatla ilgilenmişsiniz. Biraz da herhalde genç yaşta arkadaşlarınızın bu dünyadan gitmesi, karşılaştığınız doktorlukla ilgili pek çok olumsuz olay, bazı konuşmalarınızda da dinledim. Sanatla, edebiyatla aslında yaşama da sarılıyor insan. Yani dediğiniz gibi sizin tabirinizle çekilebilir kılınıyor bu dünya. Ben bütün şeylerde hem filmlerde olsun hem kitaplarda olsun bu yaşantıların hepsini aslında kaybetmeden hem kendi hayatınıza hem ailenize hem arkadaşlarınıza bir vefa olarak da bunlarla hep sürdürüyorsunuz Ercan Bey. Bir Ankara yıllarına dönebilir miyiz? Keskin ve Bala'daki sağlık ocağından işte hafta sonları bu Ankara nasıl bir ortamdı? Edebiyat için nasıl bir yerdi? Siz neler yapıyordunuz arkadaşlarınızla birlikte? Ankara tabii tanıdık bir kent benim için. Sözünü ettiğim siyasal bilgiler süreci de enteresandır. 1976-77 yılları. Yani liseden sonra taşralı bir çocuğun ilk gördüğü üniversite siyasal. İlk gördüğü kitaplarla dolu dünya Zafer Çarşısı, Soysal Pasajı. İlk gördüğü büyük şehir Ankara. Ve o Ankara'nın disiplinli,
İstanbul'la karşılaştırıldığınızda daha net, yani böyle bir şehir karşılaştırması ya da entelektüel karşılaştırması da pek yapmak istemiyorum ama Ankaralılar daha biraz daha hayatla olan ilişkileri daha düz ve daha sanki tutarlı gibi gelir bana her seferinde. Benim için Ankara tekrar yeniden 84 yılında oraya dönüş hakikaten kendi topraklarıma yeniden dönmek gibiydi. Bu yüzden Keskin bir şanstı. Keskin çok bir bozkır kasabasıdır ama geleneği çok güçlü, hafızası çok güçlü bir kasabadır. Hacı Taşan'ın memleketidir. Neşet Ertaş'ların, Çekiç Ali'lerin, Bozlağ'ın, Türkülerin yeridir aslında orası. Başka hiçbir coğrafyada bulamazsınız bunu. Oradaki muhabbetler, o sohbetler, o türküler sanki yeniden bozkıra dönerek ben çocukluğuma, gerçek köklerime bir kez daha hekim olarak dönmüş oldum. Önceden onların böyle oğlu, yeğeni, çocuğu iken şimdi onların abisi, komşusu, arkadaşı, doktorları oldum. Bu çok şanslı ve Ankara'ya çok yakındım. 59 doğumluyum. Kendi kuşağım enteresan bir kuşaktır. Bu sözünü ettiğiniz kişilerin, Ahmet abi biraz daha yaşlı bizden telli ama hemen hepsi 59 ve 58 doğumludur. Bakın doğum tarihlerini. Bir kısmı yaşamıyor artık. Erhan yaşamıyor, Ahmet Erhan. Bu fotoğraftaki Behçet abimiz yaşamıyor. Sivas'ta kaybettik. Adnan Azar yaşamıyor. Adnan Satıcı yaşamıyor. Adnan Yücel yaşamıyor. Bakın Adnanlardan gittik hep. Adnan Yücel, kurtulmuşlar. Evet. Yani Akif Ankara'dan ayrıldı. Azer abi vardı. Azer Yaran. Onu da kaybettik. Fatsalı'dır biliyorsunuz. Bunlar hep erken kaybettiğimiz dostlarımız, arkadaşlarımız. Ben onlarla, onların da dışında ayrıca o dönemde Ekin Bilar, Bilar Aşe, Aydınlar Dilekçesi'nin hemen sonrasında Aziz Nesin etrafında toparlanan bir aydın grubunun da içindeydim. Çok organik biçimde, çok içeriden bir yerde duruyordum onlarla. Yani ben o dönemde Tahsin Saraç'ı, Aziz Nesin'i, Cevat Geray'ı, Haluk Gerger'i, Çağlar Kırça'ı, Ankara'nın entelektüel üst yapılanması içinde de bulunmak şansına sahip oldum. O dönemdeki 12 Eylül darbesinden sonra yeniden toparlanmaya çalışan aydın kesiminin sivil toplum örgütlemeleri içerisinde yer aldım. Nükleer Savaş'a Karşı Eğitimler Derneği'nde Behçet abiyle birlikte, Nusret Fişek Hoca ile birlikte kurucuydum. Aziz Bey'le röportajlar yapabiliyordum Son Reçete için. Son Reçete bizim derneğimizin yayın organıydı. İşte Türk Dil Kurumu kapatılmıştı ama Çağdaş Dil Derneği kuruluyordu. Gidip onun içerisinde yer alıyordum. İnsan Hakları Derneği'nin, İnsan Hakları Vakfı'nın kuruluşlarında yer almaya çalışıyordum. Bütün o yapılanma beni besliyor, o sohbetlere dahil oluyor. Onlardan yeni şeyler öğreniyordum. Hayatımda böyle şeyler ne güzel oldu hep. Yani gidip ben talep ettim onların dostluklarını. Metin Erksan'la olan dostluğum da benzer bir dostluktur. Benzer bir talebin sonunda ola gelmiştir. İstanbul'da da 15 yıl, 17 yıl belki daha fazla, 18 yıl evet, Metin abinin öğrencisi oldum. Yani onu ne derler, onun dizinin dibindeydim. Her hafta mutlaka görüyordum. Ve Erksan bir kütüphane gibi besleyici özelliği de olan, çok özel bir insan, sadece sinemacı değildi. Bilgiye ulaşmayı, bilgiyi bilmeyi, bilgiyi öğrenmeyi öğreniyordum ben ondan. Kitapların nasıl okunacağını öğreniyordum. Hangi kitaplara ulaşmam gerektiğini öğreniyordum. Bu yüzden şanslıyım. Ankara'daki arkadaşlarım benim için kederli anılarla hatırladığım insanlar ama bir yanıyla da çok güzel şeyler biriktirdim onlarla. Erhan'la biz Erhan diyorum ikide bir çünkü onun Erhan Bozkurt'tur gerçek ismi. Bilenler bilir. Ahmet Erhan biraz onun müşteri ismidir. Ahmet Erhan Bozkurt. Erhan'la çok uzun sohbetlerimiz, çok uzun beraberliklerimiz olur. Behçet abiyi kaybedinceye kadar. Ve kendileri, yani bu insanlar garip biçimde o kendi kuşaklarının en güçlü şairleri, en güçlü yazarları oldular. Bu da Ankaralılıkla da ilgili olabilir belki sizin tam da sözünü ettiğiniz şey.
Ankara disiplini, Ankara'nın çalışma azmi, Ankara'nın soğukkanlı ve biraz da böyle içe dönük hali. İstanbul'da daha elektriklidir her şey. Daha canlı, daha koşturmacalı ve pek böyle buluşamazsınız. Parça parçadır birçok şey. Şehir çok büyük. Ankara'da öyle değil. Ankara'da yürür gidersiniz Kızılay'a ve mutlaka ya Erhan'ı görürsünüz, ya Behçet abiyi görürsünüz, ya Adnan'ı görürsünüz. Mutlaka bir yere oturursunuz. Mutlaka çay içersiniz. Mutlaka bir şiir mutlaka vardır. Bir dergi vardır önünüzde. Üzerine konuşabileceğiniz. Uzayabilir sohbetler. Zaman biraz daha yavaş akar. Sonuçta Ankara bir bozkır kenti. Öyle ya da böyle. Taşla tarifi yapılırken de hep söylenir ya yani. Ankara tamam keskin ya da bala bir taşra kasabası ama Ankara'ya baktığınızda Ankara'da İstanbul'un taşrasıdır. Evet. İzmir'de olduğu gibi. Biraz böyle. Bu yüzden hekimlik yıllarımda bu kadar belki uzamasının, mecbur hizmet yıllarının uzamasının sebebi Ankara'ya yakın olma hasebiyle oradan ayrılmak istemeyişim olmuştur. 90'lı yıllar zor yıllardı ama İstanbul'a gelmek durumundaydım. Sinema çok ağır basıyordu hayatımda. O dönemde Adnan Azar da sinemacıdır. İlk filmini çekmiş. TRT'de çalışan, işte hem şair ama sinemacı kimliği de çok güçlü olan bir kardeşimdi. Adnan'ı cebime koyduğu bir telefon ve adresle ben çıktım geldim İstanbul'a. İstanbul 90'lı yıllardaki sinema hevesi biraz da onun yol göstericiliğiyle başladı. Sonra da kaldım. Tabii ilk yıllarda İstanbul'da bir şey yapamadım. 90'lı yılları hatırlarsanız Türkiye'de de çok film çekme şansı yoktu. Ana akım sinema zaten yok gibiydi ve televizyonlar bu kadar hayatımızda değildi. Sadece bir resmi kanal TRT vardı ve bir de Magic Box sanki yavaş yavaş daha sonra star olan kanal vardı. O yüzden demek ki 2000'li yılları bekledim sinemaya hızlı bir şekilde girebilmek için. Burada da herhalde eşimin Nazan Kesal'ın dahli vardır diye düşünüyorum. Tabii hızlandırıcı. Evet, hikaye biraz böyle. Şimdi Ercan Bey, bu doktorluk yılları keskindeki, baladaki yıllarda başınıza gelen olaylar, bu kitaplarınızda da, Peri Gazoz'un da daha çok gördüğüm, gerçekten benim de dediğim ya bir insan bu kadar kötü şeyi görmek zorunda mı? Yani yaşamak zorunda mı ve bizzat dahil olmak zorunda mı? Bir savcı, bir tüp, bütün olumsuzluklarda, ölümlerde, kalımlarda hep sizsiniz. Zaten doktor olarak mesleğiniz de öyle. Fakat ben şu anda bir emekli edebiyat öğretmeninin 80 yaşında yazdığı bir türkü kitabının derlemesinin editörlüğünü yaptım. Uzun bir süredir uğraşıyordum. Sizin yaşadıklarınızın hepsi Türklerin hikayesi. Yani Anadolu topraklarında zaten bunların hepsi yaşanmış ve Türklere dökülmüş. Sizin o kitaba döküp insanlara ağır gelen o yaşamlar aslında bu ülkenin kaderi. Şimdi ben bunlara, bu kitabı hazırlarken siz aklıma geldiniz. Yani yazdıklarınız, okuduklarım ve Ercan Kesal'ın gördükleri. Aslında dedim Ercan Kesal Anadolu'nun kendisini yazmış yani. Evet. Böyle bir şey var. Buradan hemen geçmek istiyorum. İstanbul'a geliyorsunuz. İstanbul'da bir film sektörünün içinde buluyorsunuz kendinizi. İyi ki de giriyorsunuz. Çünkü ben bir sizin bir şey, çekim yapmışsınız odanızda kitaplarınızla ilgili. Onu seyrederken yani Ercan Kesal boşuna bu kadar ün yapmamış dedim sinemada ya da beğenilmemiş dedim. Çünkü gerçekten çok emek vererek sinemaya, sinema kitaplarına, sinema tarihine bir uğraş veriyorsunuz. Şimdi sizden bu sinemaya başlangıcınız, daha sonra nasıl bir sevgiyle bu devam etti, belki doktorluğu bile gölgede bırakacak kadar bir sinema sevgisiyle ilerleniyor. Sonra da bu filmlere değinmek istiyorum. Özellikle son film çok gündemde. Lütfen buyurun. Yazma meselesine dair birkaç cümlede ben ekleyeyim. Son derece haklısınız. Aslında
var olanı ifade ediyorum. Yani yeni bir şey yapmıyorum. Yani yeni bir şeyi yeniden anlatıyorum. Yani yaptığım şey bir anlatıcı olmak. Hikaye anlatıyorum ama daha çok şahit olduğum, duyduğum, gördüğüm, içinde olduğum hikayeleri anlatıyorum. Bir zamanlar Anadolu'da filminin senaryo yazım sürecinde dedim ki ya başka savcı, avukat, hakim, doktor anıları var mı? Türkçe'de yayınlanmış. Dedim hepsini toplayayım. Hepsini okuyayım. Uzunca bir süre ben kitapçılardan, oradan buradan, sahaflardan filan savcı anıları, hakim anıları, doktor anıları topladım. Yazılmış kitaplardan. Doktor anıları biraz daha fazla diyebilirim belki ama yine çok yetersiz. Savcı ve hakim anıları bir elin parmakları kadar. Yani yazmadıklarını fark ettim. Halbuki bence her savcının dosyası bir hikayedir baktığınızda. Eğer yazmaya kalkışırsanız. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani hala bir Ağır Ceza Reis'in anılarını değil mi Faruk Hoca'nın yazdığı hala çok kıymetli, mücevher gibi durur orada. Keşke onlardan 10 tane, 20, 30 tane olsaydı. Keşke. Çok az sayıdayım. Sonra sordum mu arkadaşlar, ya niye yazmıyorsunuz falan. Dediler abi bu şey, yani bu bir meslek, mesleğimizin bir şeyi bu. Ne derler? Dosya bu yani. Mesleğin materyali bu. Bir ketumiyet, bir saklılık içerir. Mahremiyet içerir. Onun için. Dedim ya başka türlü yazabilirsiniz ama bunu yani. İsim yer yazmak zorunda değilsiniz ki. Onu değiştirirsiniz. Ben de yazdığım bütün öykülerimde elbette kurmaca olarak yeniden kuruyorum öykümü ben. O gerçek öyküden vazgeçmeden aslında onu yeniden kuruyorum ben. Tabii ki isimleri değiştiriyorum. Tabii ki mekanların çoğunu değiştiriyorum. Yazı kış yapıyorum. Belki erkeği kadın yapıyorum. Çünkü bir kısmı yaşıyor hala. Mutlaka onların bundan rahatsız olmamasına dikkat ediyorum vesaire. Şuraya geleceğim. Yazmak lazım bence. Yani ister günce, ister kısa not, ister anlatı, ister öykü. Bence yazmalıyız biz. Belki de şarkı garptan ayıran şey bu. Şark yazmak yerine konuşmayı ve susmayı yeğliyor her seferinde. Garp her şeyi not ediyor. Batı her şeyi kaydediyor. Bizim de böyle bir alışkanlığımızın, böyle bir çabamızın olması lazım diye düşünürüm. İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldikten kısa bir süre sonra anladım ki sinema sektörü bu kadar da beni hazır. Aa, biz de seni bekliyorduk, gel, hoş geldin diye bir sektör değil. Çok zor, yaşamak zorundaydım ve istifa etmiş bir hekimdim. İşsiz bir hekimdim. Bu yüzden özel sağlık sektöründe yeniden ücretli olarak çalıştım bir süre. Sonra kendim özel sağlık merkezleri kurdum. Hastane kuruluşlarında yer aldım. Bir yıl kadar Fransa'ya gittim. Paris'te yaşadım. Döndüm. Bir özel hastane kurdum. Aslında baktığınızda hemen sinemaya giremedim. Dedim ya 90'dan 2000 yılına kadar belki 10-12 yıl kadar sadece özel sağlık sektöründe ve bulunduğum semtte çabaladım. Ama bu arada sinemadan hiç kopmadım. Hep sinemacı arkadaşlarla birlikteydim. Hep kolluyordum bir şeyi. Nasıl yapabilirim? Nereden girebilirim? Ne yazabilirim? Ne yapabilirim? Sinemanın içine girmeye çalışırken aklımda yönetmenlik vardı tabii ki. Film çekmek, kendi filmimi yapmak. Ama gördüm ki benim oraya giriş vesilem yine edebiyat olmuş. Ben oyuncu olarak girmedim sinemaya. Üç maymundur benim gerçek manada kamerayla tanışmam, sinema pratiğiyle tanışmam. Orada da oyuncu olarak değil, aslında senarist olarak girdim. Onun senaristlerinden biriydim. Yönetmen beni fark etti ve bana o teklif etti oyunculuk. Yoksa ben hiç talepte bulunmadım. Hayatımda hiç oyunculuk eğitimi almamış, oyunculukla ilgili hiçbir hevesi olmayan bir adamdım. Hiç öyle bir niyetim olmadı. Bir rol yapmayı da bilmem. Hala da aynı şeyi söylüyorum. İnsanlar bazen gülümsüyorlar bunu söylediğimde. Ben rol yapmayı bilmem. Yani rol yapamam ben. Yani orada şu an ekranda gözüken Servet karakteri büyük ihtimalle benim o zaten. Yani ben Ercan Kesal olarak orada oynadım. Çünkü Servet politikaya girmiş, ağzının payını almış, iktidar hedefine ulaşamamış, yenik bir adam. Ben de o yıllarda İstanbul'da Beyoğlu'na belediye başkanı adayı olmaya kalkmış, becerememiş, yenilmiş, oturmuş kalmış bir adamdım. Aslında ben kendi içimdeki karakterleri bulup
bana önerilen roldeki karakterle örtüştürüyorum. Benim oyunculuk yöntemim bu. Ben rol yapmıyorum da o olmaya çalışıyorum. Odur, o Ercan Kesal'dır. Yani Yozgat Buruz'daki adam da aslında şarkıcı bir Ercan Kesal. Üç Maymun'daki de Ercan Kesal. Biz Anadolu'daki de muhtar Ercan Kesal aslında. Yozgat Buruz'daki adamı taklit etmedim ben. Kendi içimdeki şarkıcı Yavuz'u seyirciye gösterdim. O zaman samimi oluyor. O zaman seyirci onun gerçekten yaşadığına karton bir karakter olmadığına inanıyor. Bence mesele bu. Seyircinin buna inanması, sahiciliğe inanması. Bunun yolu da kendiniz olmaktan vazgeçmeden oyunculuk yapmak. Ama derdim tabii yönetmenlik. Senaryo ve oyunculuk yönetmenliği hazırladı. Önce Fındık'tan sonra isimli bir belgesel çektim. Sonra da senaryosunu yazdım. Daha önce roman olarak yayınlanmış Nasipse Adayız'ı film olarak çektim. Bugünlerde çok konuşulan filmde Nasipse Adayız biliyorsunuz. İstanbul Film Festivali'nde açıldı. Önce dünya premierini Rotterdam Film Festivali'nde. Sonra da İstanbul'da Türkiye açılışımızı yaptık. Şimdi Adana Altın Kozak'tayız. Devam ediyor filmin yolculuğu yıl sonuna kadar. Festivaller bitmez. Online ya da neyse yapılabiliyor yani bir şekilde. Devam ediyor. Ben burada hemen kendi tespitlerimi de söylemek istiyorum. Biraz önce açıklamalarınızı. Aslında bu bir ben değil. Bunu Peri Gazoz'unda da görüyoruz. O sizin sinemaya gazoz götürüp alanınızı zannediyorum. Ve o sinemadan evet. Çıkmayışınız. Sonra bir Yılmaz Güney'in film çekmek için geldiğinde benzinlikte bir karşılaşmamız var arabada filan. Bence bunun kökü aslında çok eskilere gidiyor o sevgi, o gözlem. Ve benim de fark ettiğim, siz hani bizzat da gördüğüm için söylüyorum, çok inanıyorum. Gerçekten Ercan Kesal çok doğal. Yani rol yapmadığınıza ben inanıyorum. Çünkü sizinle bir kere konuşan, sizin ne kadar içten, insan sevgisiyle iç içe olduğunuzu yani onu görebiliyor. Ben o filmlerde başarınızı da o doğallığınıza veriyorum. Yani siz aslında belki de bu çocukluktan gelip sonra işte doktorlukla o küçük yerdeki insanları tanıyarak siz aslında herkesin tanıdığı bir Ercan Kesal bana göre. Bilmiyorum katılıyor musunuz ama yani hepimizin yakını, hepimizin her zaman konuştuğu, dostu, arkadaşı bir Ercan Kesal var. Ve biz sizi ekranda gördüğümüz zaman da hiç yadırgamadan diyoruz ki evet bu içinizden birisi. Yani böyle bir başarı da var sizde. Bir de şunu sormak istiyorum. Yazılarınızda çok dikkatimi çeken bir şey var. Hiçbir şeyi unutmuyorsunuz. Yani bir cümle ya da herhangi bir görüntü bir rüzgarla size geçmişi getiriyor. Hani bir sözünüz var, çok katılıyorum. Aslında bugün geçmişle geleceğin ortak birlikteliği diyorsunuz ya. Saydan hepsini sanki bir arada istiyoruz Ercan Bey. Biraz da bu yaşadıklarınızı, her şeyi hayatınıza katıp götürmenin sırrı, yani Ercan Kesal bunu nasıl başarıyor? Her şeyi bir üretim olarak, hayatına katarak devam ediyor. Yani bu zengin bir çocukluk yaşamanız, işte babanızın, annenizin, hatta ninenizin, değil mi o? Onların evet. Hepsini nasıl katıp da devam ettiriyorsunuz? Ben merak ediyorum. Her şeye vurguluyorsunuz. Evet. Zengin bir çocukluk olduğu açık, aşikar. Bir de büyülü bir coğrafyada büyüdüm. Tabii herkesin kasabası kendisine. Anamın bir lafı vardır. Bülbülü altın kafesi koymuşlar. Vatanım vatanım demişler der. Açmışlar kafesi, gitmiş kuru bir dala konmuş der. Yani bizdeki karşılıkları yaşadığımız coğrafyanın mutlaka bize sinmiştir ruhumuza. Bir habitat bu. Yani bundan... Ve her insan mutlaka yaşadığı yere benzer. Cansever'in dediği gibi. Hem oradan onun bir parçası gibidir hem de orayı bir parça değiştirir de aslında. Yani karşılıklı bir ilişkidir aynı zamanda. Kapadokya'nın o toprakların bana çok katkısı oldu. Orası doğal film platolarıydı da
aynı zamanda. Sadece Yeşilçam sinemasının değil, uluslararası birçok filmin de bir çeşit doğal mekanıydı orası, platosuydu. Bu yüzden setlere ben çocukken sanki erkenden tanıştım onlarla, onlara alıştım da. Yani şöyle bir kasaba olabilir mi? İşte ortaokulda öğrencisiniz, Paralı Askerler diye bir film çekiliyor. Yalnızdan Alain Delon geçiyor filan. Tony Curtis ya da Tony Curtis geçiyor, Charles Bronson geçiyor. Evet, Avanos'ta, Paralı Askerler'de Charles Bronson yanımızdan geçip giderdi. Ya da Tony Curtis'e ben evet gazoz verdim içmesi için. Peri gazozu satıyordum ben setlerde gidip kovaya dolduruyordum filan. Bu da çok büyüleyici. Türkan Şoray gelmiş, Zelve'de film çekiyor. Hep birlikte oraya gidilirdi yani. Türkan Şoray'ı seyretmeye giderdik. Ya da Fatma Girik, Yılmaz Güney, Out diye bir film çekiyorlarmış Ürgüp'te. Hadi oraya gidilirdi filan. Bu yüzden çok normal kasabada benzinliğe Yılmaz Güney gelmiş deyip arkasından koşturmamız. Çok normal. Bu yüzden büyülü bir coğrafyaydı. Sinema bu yüzden çok etkileyici, çok güçlü bir şey. Zamanla ilgisi olduğu için sanat olarak. Zamana müdahale ettiği için bence çok güçlü bir şey. Ama bu arada Pasolini'nin de Medeas'ı da Zelve'de çekiliyordu. İşte benim akrabalarımın birçoğu ya da tanıdığım insanlar orada figüran olarak da çalıştılar. Yani hayatımızda sanki Kapadokya'nın bu doğal plato olma hali bir sinema olarak bize sirayet etti, yansıdı. Bizim anılarımızda çok güçlü bir yer edindi diye düşünüyorum. Annem çok anlatmayı seven bir kadın, annem. Babaannem o kadar değil, ebem de tabii çok güçlü bir şey vardı, iktidarı vardı evde, ailemizde ama ölünceye kadar. Annem sanki gizli reisti. Ailenin gizli reisi annemdi. Bu anlatma merakı, iyi anlatma, göstererek anlatma, oynayarak anlatma meselesi annemde çok güçlüydü. Sanki ben ondan onu taklit ettim, onu aldım gibi. Birçok hikayemde de vardır biliyorsunuz. Babam biraz daha geride bir adam, daha sakin bir yerde dururdu. Kitaplarla çok beslendim. 80 öncesi yıllar erken olgunlaştığımız yıllardı. Çabucak politikleşmek zorundaydık. Bu bizim kendimize olan özgüvenimizi de yükseltti. Tehlikeli işler, tehlikeli mecralardı belki bulunduğumuz yerler, yaptığımız işler ama erken sorumluluklar da bizi erkenden büyüttü. Hayata karşı daha sınadı, bileyledi. Reflekslerimiz daha güçlendi. Bu yüzden İstanbul'a sanki daha hazırlıklı geldim. Hem bir esnaf çocuğu olarak geldim, hem de hekimlik hikayeleriyle dolmuş olarak geldim. Her küçük şeyden bir hikaye olur mu? Her detay bir sinemaya mesnet oluşturur mu? Evet, oluşturur. Hep verdiğim bir örnek vardır. Bir kum tanesinden bir evreni tarif edebilirsiniz. Çünkü bütün evrenin hafızası aslında başından geçenler, evrenin başından geçenler o kum tanesinin içerisinde bir yerlerde duruyordur. 1000 yaşında bir zeytin ağacı, ki çok var Ege'de, 1000 yaşında zeytin ağacı. Herhalde benden daha çok anısı vardır onun. Bunu anlatamayışı olmadığı anlamına gelmez. Biraz böyle bakan birisiyim ben. Annemden mi yine kaynaklanıyor bilmiyorum. Annem benim şaman gibi bir kadındı. Dağa, taşa, toprağa, domatese, üzüme, yılana, çayana sevgiyle yaklaşırdı. Yani dualar okurdu ona. Onlarla böyle çok iç içe bir şeyimiz vardı. Çocukluğumuz geçti. Bu da beni yeryüzünün bir parçası olmak konusunda sarsılmaz bir inanç bıraktı bende. Sanatı da bunun için yaptığını düşünüyorum. Daha doğrusu bu yüzden sanatla iştigal ettiğini düşünüyorum. Sanat bana bu dünyanın bir parçası olduğumu hatırlatıyor her seferinde. Beni bu dünyanın içine itiyor tekrar. Bu dünyanın düzeni bizi dünyanın dışına itiyor aslında. Bizi dünyaya müdahale etmeyen, dünyanın dışında ama tüketen bireyler haline getiren bu sistem, bu düzen, bu çağ sanatla tekrar yeniden iyileşiyor. Sanat bizi dünyanın, yeryüzünün sahibi olduğumuzu hatırlatıyor. Kendi alanımızı genişletiyor. Evrenselleştiriyor bizi. Sıradan, kendi küçücük cürmünde
kapanıp kalmış bireyler olmaktan çıkartıyor. Başkalarının da aynı duyguları yaşadığını, başkalarıyla birlik olduğumuzu, ruh kardeşlerimiz olduğunu, ruh arkadaşlarımız olduğunu fark ediyoruz yaptığımız işlerle. Bir şey yazıyorsunuz, yeryüzünü gezegene fırlatıyorsunuz ve ondan geri dönüşler alıyorsunuz. Bir film çekiyorsunuz, oradan yeni kahramanlar icat ediyorsunuz ve o kahramanların yaşadığına inanan, onlarla özdeşleşen insanlar ondan etkilenip dönüşüp çıkıyorlar sinemadan. Sinemadan çıkan adam diye bir şey var Yusuf Atılgan'daki. Şey bilirsiniz. Başka birisi olarak çıkarsınız. Kitabı da bitirdiğinizde başka birisi olmuşsunuzdur artık. Bu yüzden sanatın bu değiştirici, dönüştürücü etkisi beraberinde dünyanın bir parçası haline getirme gücü var. Bunu fark ettiğiniz zaman da vazgeçemezsiniz zaten. Bu çok da keyifli bir şeydir yani. Bunu niye vazgeçeceksiniz? Böyle bir şeyi denemezsiniz bile. Kitaplar rahatça ulaşabileceğimiz kaynaklar. Kitaplar dünyamızda sanki bizden öncekilerin deneyimlerini, bize böyle miraslarını böyle koşulsuzca veren kaynaklar. Ve sinemasız, pardon, edebiyatsız, senaryosuz, kitapsız bir sinemayı düşünemiyorum bile. Çünkü filmlerin en vazgeçilmez, en güçlü, iskelet diye tabir edeceğimiz şeyi senaryodur, edebiyattır yani, kelimelerdir. Siz onları alır tekrar yeniden görüntülere dönüştürürsünüz. Sinemanın yaptığı o. Evet, uyarlarsınız. Yalnız burada evet. Biraz önce siz dediniz ki hani ben belediye başkan adaylarının aday adayıydım ama kazanamadım. Ben buna katılmıyorum Ercan Bey. Aslında çok kazanmışsınız. Şöyle, kazanmamak diye bir şey yok. Ya kazanırsınız, ya tecrübe kazanırsınız, ya insan kazanırsınız. Ki sizin kazandıklarınız, bakın ondan çok daha etkili şeylere dönüştü. Yani bir sanat eserine dönüştü, bir kitaba dönüştü, edebiyat eserine dönüştü. Burada kazanan bence Ercan Kesal, belediye başkanlığı yapmaktan çok daha önemli getirileri oldu bu tecrübenin. Öyle düşünüyorum. Peki kitap yazarak başladınız, sonra senaristliğe dönüştün. Yönetmenlik nasıl bir bu Metin Erksan'la olan yakınlığınızın da bir etkisi var mı? Bunlar da sizde böyle bir sevgi yarattı mı? Yani yönetmenliğe karşı bu konuda neler söylersiniz? Bilinçli olarak film seyretmeye başladığınız yıllarda bende öyle oldu. Sinemaya dahil olmak istiyorsanız kafanızda bir tek şey oluyor. Yönetmen olmak. Yani ben iyi filmler seyredip onların peşine düştüğümde aklımdaki ben de oyunculuk yapayım, oyuncu olayım ya da senarist olayımdan bile değildi. Ben yönetmen olayım istiyordum. Ben bir film çekmek istiyordum. Çünkü seyrettiğiniz filmlerin ya benzerlerini çekmek istiyorsunuz ya da ben olsam şunu şöyle çekerdim demeye başlıyorsunuz bir süre sonra. Bendeki gelişen de o oldu. Bu yüzden bir gün Metin abiyle oturuyoruz. Bu Kendi Işığında Yanan Adam kitabının da içinde var sanki böyle bir şey. Ben de soruyorum hocam işte yönetmen set olsa da Metin Hoca film çekmiyor. Bir set arıyorum ben gideyim orada asistanlık yapayım. Hani işin pratiğinde yer alayım filan. Hocam film, sen dedi yönetmen mi olmak istiyorsun? Ha bir de konuşuyorsun. Evet hocam filan yaptım böyle biraz utanmaz bir şekilde. Çek dedi film. Yani ne var niye bekliyorsun filan dedi. Hocam dedim ben kamerayı tanımam. Yani bilmem onu. Sen kamerayı tanısan iyi olur ama dedi yani iyi kameramanla çalışacaksın dedi zaten dedi. Yani telaş yok filan dedi böyle. İşte hocam ses, ışık, oğlum onlar en iyilerini çağıracaksın, seçeceksin. Onlardan bir resim isteyeceksin. Yani kafanda önce kendini çekeceksin filmini. Sonra da bunu iyi adamlara dedi kurtaracaksın yani. Sonra daha tuhaf bir şey söyledi. Bunu da kendi başına geçen bir hikayeyle buluşturdum. Motor demesini biliyor musun dedi filan. Motor demesini bileceksin dedi. Yani yönetmenin bir sahne hazırlandıktan sonra motor komutu var ya. Motor demesini biliyorsan yönetmen olursun dedi filan. Ben dedi sanat tarihi mezunuyum. Mimar Sinan'ın sanat tarihi mezunudur. Metin Erksan'ın okulu oradan. Yarım kalan bir filmle ilgili yapımcı bunu çağırmış Nazif Bey. Demiş Metin Bey bu film yarım kaldı siz çekeceksiniz. Çok genç yaşta o zaman. Aşık Veysel'in hayatı.
Demiş ya Nazif Bey ben demiş nasıl çekerim ben film çünkü ustası yok onun setten gelen biri değil Metin Erksan. Yani ustası yok. O kimseye asistanlık falan yapmamış. Setten gelmiyor. Sanat tarihi mezunu bir adam. Nazif Bey demiş motor demesini biliyor musun? Tamam demiş. Biliyorum tamam. Motor diyeceğim. Fakat demiş öyle diyeceksin ki herkesten her şeyi bildiğini zannedecek. Sakın öyle korkarak söylemeyeceksin onu. Şimdi motor demesini biliyor musun doktor dedi bana. Biliyorum. Ama dedi öyle diyeceksin ki dedi. Setteki herkes ya bu adam her şeyi biliyor kardeşim. Her şeye bak. Aman işimi iyi yapayım diyecek dedi. Yönetmen herkesin işine yardım eden adamdır der. Kieslowski. Herkesin işini ne yardım eden, herkesin işinin yanında duran adamdır aslında. Biraz yöneten adamdır adı üzerinde. Ve kafasındaki dünyaya, kafasındaki hayale herkesi, önce settekileri inandırmak zorunda. Oyuncularını buna inandırmak zorunda. Onlar kendilerini orada var hissetmeliler. Ve bütün enerjilerini filme akıtmalılar. Ve zaten yaptığımız iş teknik bir iş. Senaryo süreci uzun sürüyor ister istemez. Senaryodan sonra bir kast süreci başlıyor. Oyuncu seçimi, mekan seçimi. Belki deneme çekimleri yapıyorsunuz. Sonra sete çıkıyorsunuz. Zamanınız yok çok fazla. Paranız yok çok fazla. Ve onu 5-6 haftada bitireceksiniz. Elinizdeki malzeme sette olmadık işler geliyor başınıza. Yazdığınız senaryodaki karakterlerin bir kısmı çalışmıyor. Oradaki diyaloglar uzuyor. Bu ya boşuna yazmışım bunu diyorsunuz. Ya da oraya yeni diyaloglar ekliyorsunuz. Oyuncunun bazen performansı istediğiniz gibi olmuyor o gün. Ya da çok iyi oluyor onun üzerinden devam ediyorsunuz. Sette ilham kapılarının hep açık olması lazım. Her an her şeye hazır olmanız lazım. Film bitiyor. Elinizde yüzlerce saat çekilmiş bir şey var. Malzeme. Bu malzeme kurgu masasında filme dönüşüyor. Kurgu masasında en baştaki niyetinizden çok daha ayrı bir yere de gelebiliyorsunuz. Buna da razı olmanız lazım. Elinizdeki malzemeden iyi bir film çıkartmakla mükellefsiniz sonuçta. Bir uzun yolculuk bu. Bütün bunları yaparken ama işe başlarken ki kılavuzunuzu, cebinize koyduğunuz mottoyu, bu filmi yapmaktaki derdinizi hiç unutmayacaksınız. Ondan vazgeçmeyeceksiniz. Nasip sağdayız filmiyle ilgili. Cebime bir kılavuz koydum ben. Bir insan kendini niye tanıyamıyor? Bile bile niye ucunda uçurum olan bir yere niye koşarak gidiyor? Düşeceğini bildiği yerden geriye niye dönmüyor? Ha, fark ediyorsunuz ki evet ya geriye dönmek çok zor aslında ileriye gitmekten. O yüzden ileriye gidip başınıza gelecek olanları da sanki razı oluyorsunuz. Bu çok insani bir şey. Çok evrensel bir trajedi bence. Ben Nasipzade'yiz de sadece bir politikçi, bir siyasetçinin yaşadığı acıklı halleri anlatmak istemedim ki. Onun içerisinde, onun arkasında, onunla birlikte bu insanlık halini, bu trajik insanlık halini bir melankolik komedi biçiminde aktarmaya çalıştım. Mesele bu. Çok da başarılı olmuş. Emeğinize sağlık. Tam bu da burada sormak istiyorum Ergen Bey. Hem siz yazar olarak hem senarist olarak bu uyarlamalar yani bir yazarın yazabildiğiniz için söylüyorum. Yazarın kitabından uyarlama yapması. Yani çünkü sinema filmlerinde zannediyorum metin çok önemli. Yani her ne kadar yüzlerce saat çekseniz de elinizde iyi bir metin olması gerekiyor. Burada ikisini de yapan birisi olarak bu konuda Türkiye'nin sizin gözlemlediğiniz yani yazı alanında bir eksiklik var mı? Yani dünya sinemasını da siz çok takip ediyorsunuz. Kendiniz de yazıyorsunuz. Bu konuda neler söylersiniz? Nasıl bir durumdayız biz? Eskiden daha 60'lı yıllarda daha fazla uyarlama vardı. Metin Erksan'ın da, Lütfü Akat'ın da, Halit Refik'in de işte o dönemin sinemacıların, Atıf Yılmaz'ın da en çok yaptığı şey çağdaş yazarların, bir Orhan Kemal'in, Kemal Tahir'in, Peyami Safa'nın ne bileyim işte Fakir Baykurt'un, Necati Cumalı'nın eserlerine korkusuzca, cesaretle yaklaştılar. Onları uyarladılar. İyi kötü oradan iyi sonuçlar çıkarttılar. Yani bir Anayurt Oteli çok iyi bir uyarlamadır Ömer Kavur'un mesela.
değil mi? Yusuf Atılgan'ın romanı. Evet. Metin abinin Susuz Yazı, Yılanların Öcü, Halit Lütfü Bey'in birçok uyarlaması. Ama bir tarafıyla da Yılmaz Güney'in kendi başına sürdürdüğü, kendi senaristliğini, kendi yazdıklarını çekmesi, Sürü, Yol, Umut. Bunlar çok köşe taşı sinemamızda. Sonra bir 12 Eylül darbesi var bence. İşin püf noktalarından biri orada. 12 Eylül darbesi Türkiye'nin entelektüel yaşamını bozdu. Entelektüel hayatına çok ağır bir müdahale olarak yansıdı. Bir çeşit sosyal mühendis darma duman etti hayatımızı bence. Bu yüzden hep başımıza gelen bugün yaşadığımız birçok problemin temelinde 12 Eylül'ün bu travmatik etkisinin olduğunu söyler ve düşünürüm. Sadece yüzlerce, binlerce insanın sürgün, ölüm, kaçaklık, işsizlik, çaresizlik, acı çekmesi, bütün bunların yanı sıra bunlarla birlikte entelektüel yaşamımızda çok ağır bir fay hattıdır 12 Eylül. 12 Eylül'den sonra taşlar çok yerine oturmadı bir türlü. Benim yaş kuşağımın 90'lı yıllarda yaptığı filmlerde daha otör sinema öne çıktı. Kendi yazdıklarını çekti arkadaşlarımız. Semih Kaplanoğlu, Nur Bilge Ceylan, Tayfun Pirselimoğlu, belki Zeki Demirkubuz, bütün bunlar bu kuşak sinemacılar daha otör sinemayı sanki öne çıkarttılar ve öyle ürünler verdiler, öyle filmler çektiler. Ben bizim edebiyatımızla, çağdaş edebiyatımızla, modern Türk edebiyatıyla daha iç içe bir ondan beslenen, onun altını çizen, eski ve yeni fark etmez. Çok iyi hikayecilerimiz var çünkü, çok iyi anlatıcılarımız var günümüzde de. En basit örnek, yani Nobel almış bir yazarımız var sonuçta baktığımızda, değil mi? Yani büyük bir edebiyatımız, verimli bir edebiyatımız var. Refik Halit Karay var, Sait Faikler var, Kemal Tahirler hala duruyor. Orada Orhan Kemal'ler, Vüsat Obenerler. Orada duruyor günümüzde, değil mi? Ayfer Tunç var, Ahmet Bükke var, Yavuz Ekinci var. O kadar çok iyi hikayeci var ki. Hasan Ali Toptaş var. Hasan Ali Toptaş var, İhsan Oktay var. Yani, hakikaten beni affetsinler. Hepsi çok parlak hikayeci. Ben çok seviyorum. Hepsine yetişemiyorum ama hepsini de çok seviyorum ve çok merakla okuyorum. Kendi kuşağım olsun ya da olmasın. Çok başka damarlar var. Mustafa Çiftçi diye bir yazar var mesela, Yozgat. Çok fazla. Şimdi bu yüzden sanki sinemamızın bu yapıyla yönetmenlerin ve senaristlerin de tabii ki kuşkusuz bu yapıyla organik çok içe bir ilişkiye geçmesi. Programımızın dili, bizim hikayesi, bizim ruhumuz ve gömülüs, onlar çatmadıkız. Çok iyi yer olursak ancak elden. Buna inanıyorum. Hiçbir zaman vazgeçmedim bundan. Örnek olarak da çok açık seçik söyleyebilirim yani. Bir Zamanlar Anadolu'da filmini bu kadar evrensel, bu kadar dünyaya özelliği ne olabilir sizce? 1984 yılında benim de içinde olduğum, ucundan kıyından başımdan geçen bir hikayenin, bir taşra hikayesinin bu kadar fazla koşuluyor olması, belki de 21. yüzyılın en iyi 100 filmi arasında anılıyor olmasının altındaki sebep, sağlam bir yerellik olduğu olamaz mı yani? Bu, doğru, kesinlikle. Bu evrensel olmasının sebebi güçlü bir yerellik bundandır diye düşünüyorum. Sizin samimi, yani içimizden. Evet. O çok önemli. Yani çok suni olan şeyler zaten hemen eleniyor. O doğallık, o natürellik, güzellik katıyor ona. Sizin de dediğiniz gibi o sizde çok fazlasıyla olduğu için bir de halkı çok iyi tanımanızdan kaynaklanıyor. Yani yaşadığınız toplumun insanını mesleğinizden dolayı da çok iyi tanıdığınız için onu yazarken ya da sinematografik olarak anlatırken çok daha etkili oluyor. Ben ona inanıyorum.
Peki size şunu soracağım. Hani bazı yazarların, pek çok yazarın söylediği gibi gerçekten mücadele ve sorun olmadan iyi bir yazar olunamıyor. Yani bir sorunu olmayan yazar iyi yazamaz derler ya da etkili olmaz derler. Böyle midir? Biz coğrafya olarak buna çok müsaitiz zaten. Siz de yazılarınızda çok kullanıyorsunuz. Evet. Ercan Kesal romanda yazacak mı bu hikayelerin yanında? Onu da sorayım. Yani senaryolar var ama böyle bir şey de var mı? Sanatın, bilmiyorum, her alanına yöneldiniz. Resim yapar mısınız, yapıyor musunuz onu bilmiyorum ama öyle bir şey de var mı sormak istiyorum. Bir röportajımda buna benzer bir yere geldim muhabbet. Ben de dedim ki ya klarnet kursları alıyorum falan deyince röportaj yapan Evet. arkadaşım sahi mi abi falan dedi. Dedim ya daha ne yapayım falan. Abi yaparsın sen falan dedi. Evet, daha çok yönetmenlik yapacağım tabii. Daha çok film çekmek istiyorum. Daha fazla film çekmek istiyorum. Bunun için de kuşkusuz iyi senaryolara ihtiyacım var. Ya yazarım, ya yazılmış iyi senaryoları çekmek isterim. Hiç fark etmez. İyi kitapları uyarlamak isterim. Film çekmek zahmetli bir iş. Uzun süre alan bir iş. Para bulacaksınız, ekip kuracaksınız. İşte daha sonra onu sürdürülebilir hale getireceksiniz. Seyirciyle buluşmasını sağlayacaksınız. Pandemiyi kim öngörebilirdi Allah aşkına? Yani biz Rotterdam'dan döndük. Ocak ayının 22'sinde oradaydık. Şubat'tan sonra bütün hevesimiz kursağımızda kaldı. Şubat, Mayıs, Haziran. Neyse Temmuz ayında İstanbul Film Festivali ile açıldı. Devam ediyor yolculuk. O yüzden olabildiğince sinema ve yönetmenlik öne çıkacak. Edebiyatla ilgili şunu söyleyebilirim. Sanatçı, sadece edebiyatçı değil kuşkusuz. Detayların, ayrıntılarının farkında olan insandır. Yani bütünü herken üç aşağı beş yukarı tarif edebilir genel manzarayı ama o manzaranın içerisinde bir şey vardır, bir detay, bir ayrıntı vardır. Onu sanatçı ayırt eder. Yani herkes yanından geçip gider, sanatçı döner oraya bakar. O bir şey neyse aslında bütün hikayede orada durur. Yani koca bir romanın içerisinde bir küçük bir andır aslında sinemada peşine düştüğümüz şey. Dediğim gibi bir mottoyla, bir kelimeyle, bir cümleyle ifade edebileceğiniz bir şeydir o. O bütün anlatılan şey eninde sonunda sadece onu söylemek için sanki kat edilen bir mesafe gibidir. Bu da bileylen, yani nasıl söyleyeyim, bıçağın bileylenmesi gibi, körleşmiş artık kesmemişin bileylenmesi gibi, ona kendinizi vermekten imtina etmeyeceksiniz. Bileyleneceksiniz hayatla olan ilişkinizde. Keskinleşeceksiniz. Hassasiyetleriniz artacak. Refleksleriniz güçlenecek. Geçip gitmeyeceksiniz bu yüzden başkasının geçip gittiği şeylerin yanından. Siz durup bakacaksınız ona. Bunu acı çekmek gibi tarif etmiyorum ama yaralanmaktan çekinmeyeceksiniz. Yara almaktan imtina etmeyeceksiniz. Çünkü bunu Duende yazımda tarif ettiğim bir şey çok benziyor buna. Lorca'nın icat ettiği bir kavram. Yaralarımızın içimizde bıraktığı ilham diyor Duende'yi tarif eder. Yani içinde ölüm olan, içinde yokluk olan, keder olan bir şeyler iyileştiğinde mutlaka sizin içinizde bir şey bırakır. Bu diyor işte sizin Duende'niz budur. Yani Neşet Ertaş'ta olan şey, neyse işte Hacı Taşan'da olan şey, Yılmaz Güney'de olan şey. Yani başkalarında olmayan bir tür. Niye hala Ahmet Kaya üzerine konu? Ahmet Kaya'da olan şey işte bir şey yani. Bir şey oluyor ve o başkasında olmuyor. Onun böyle teknikle, ışıkla, efendim, modernizmle falan bir ilgisi yok. O sizin içinizde sinmiş olan şey, o içinizde bırakan şey. Ne olduğunu tam kestiremiyorum. Tam da tarihçilerin soyut gibi kalıyor ama biliyorum 3 aşağı 5. Yani annem okuma yazması olmayan bir kadındı benim. Ümmiydi. Ama benim tanıdığım dünyanın en bilge kadınıydı o. Ona bu şey nereden gelmiş içine bu şey? Nasıl doğmuş? O bunları nasıl bir araya getiriyor, anlatıyordu acaba? Bu kadar çok şeyi nasıl bilebiliyordu annem? Neydi o daracık coğrafyada
ömrünün içine sığdırdı, bu olaylardan çıkarttığı şeyler neydi? Bu yüzden hep konuşmalarımda bilgeliğe de getiririm lafı. Sadece bilgiyle, okumayla, öğrenmeyle ilgili olmadığını anlatmak isterim. Bu yüzden şanslıydım ben. Önce annemi dinledim belki çocukluğumda ve ilk gençliğimde. Sonra da hastalarımı dinledim sonuçta. Yani her hasta hikayesi de sizi dünyayla ve kendinizle bir kez daha karşılaştıran hikayelerdir. Eğer dikkatli dinlerseniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Annemiz de söylediğiniz, bizde Anadolu'da bir laf vardır. Alim değil, arif derler ya. Annemiz de o ariflerden. Arifler aslında alimlerden daha bilgilidir. Filozof gibidir, bilge gibidir. Onlardan o kadar çok şey öğreniriz ki biz. O duyarlılıkla da ilgili ben sizinle ilgili şöyle bir tespit yaptım dedim. Ercan Kesan'da duyarlılık ve insan olma geni olarak bir fazladan gen var diye düşünüyorum. Çünkü onları hissediyorsunuz, görüyorsunuz, çıkarıyorsunuz, dokunuyorsunuz o insanlara. Yani benim düşüncem de böyle. Ercan Bey, vaktimiz tamamlanmak üzere. Ben son olarak bu dizileri bir belgesel olarak da görüyorum. O yüzden de bütün konuklarımıza, hepiniz birbirinizden değerlisiniz. Dönemle ilgili, karantinayla ilgili. Karantina dönemini siz hem yazar, hem oyuncu, yönetmen, hem de bir doktor olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakışınız nedir? Ve bu dönemi bir de sizden dinleyelim. Nasıl değerlendirdiniz? Nasıl gelişti bu dönem? Doktor olarak soruyorum yine. Sizce nereye doğru gidiyor? Ne olacak? Bir öngörünüz var mı? Bunları dinleyerek programımızı kapatalım istiyorum. Teşekkür ederim. Çok kısa belki birkaç şey söyleyebilirim. Tabii. Yeni bir şey değil yani. Bu akşamdan sabaha olan bir şey değil pandemiyle karşılaşmak. Bu mukadderdi bence. Yani bu pandemi sürecinde büyük ihtimalle aşı bulunacaktır. Bunu mutlaka üstesinden geleceğiz. Hekim arkadaşlarım cansiperane sahadalar. Bunu onlara medyunu şükranız gerçekten de. Bu anlamda kendi sınıf arkadaşlarımla dahil sahadaki bütün hekim arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Onlara teşekkür ediyorum herkes adına, kendi adıma. Ben bu süreçte geçmişten beri hep yazmaya, söylemeye, tekrarlamaya gayret ettiğim bir şeyin gerçekleştiğini gördüm üzülerek. Bu dünyaya, doğaya galip gelemeyiz. Ancak onunla yaşamayı öğrenebiliriz biz. Biz onun bir parçasıyız. Biz onun hükümdarı, hükümranı değiliz. Dünya bizden bir kaçıncı uygarlığı yaşıyoruz bilemeyiz. Bu yeryüzü, bu uygarlık eninde sonunda bir biçimde herhalde insanlık aklını başına almayacağı için herhalde yok olacak. Ama tekrar bir karbondan belki milyar yıl sonra yeniden bir başka canlılığı yeniden oluşturacak. Yeni uygarlıklar olacak. İnsan başka türlü biçimlenecek filan. Biz kaçıncısıyız? Kaçıncısını canlı okumakla meşgulüz bilemiyorum ama yeryüzü çok güzel. Biz onun bir parçasıyız. Ağaçlar gibi, kuşlar gibi, sular gibi. Pandemi umarım inşallah bunları bize yeniden hatırlatmıştır. Yeniden bunlara önem vereceğimiz, kıymet vereceğimiz bir ruh haline kavuşuruz. Başka eninde sonunda bunlar hallolacaktır. Ben hekimim. Hiçbir hastalık sonsuza kadar sürmez. Bunun üstesinden geleceğiz. Ama bunları unutmadan. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Zannediyorum bu filmler falan hepsi devam etti pandemide. Bütün çalışmalarınız hiç kesintiye uğramadan. Ben zaten çok evde yaşayan, eve bağlı bir insandım. Zaten karantinada. Bu kütüphane benim bir çeşit kendi ruhsal mabedim gibidir. Ben burada kendimi çok iyi ve güvende hissederim her seferinde. Şimdi Urla'da da bir evimiz var. Pandemi boyunca oradaydık. Şanslıydık bir yerde. Şimdi İstanbul'dayız. Ben yazmaya, çizmeye, okumaya, hayal etmeye devam eden bir adamım. Bunları sürdüreceğim. Çok teşekkür. Biz de çok teşekkür ediyoruz.
Sevgili Ercan Çiğsan bizi bugün çok bilgilendirdi. Hem çocukluğuna gitti, geçmişe gitti, hem gelecekle ilgili konuştuk, hem bugünle ilgili sanat konuştuk, edebiyat konuştuk. Hepimize çok iyi geldi. Karantina TV'de Fırçanın İzi Yazının Gücünde bu haftaki konuğumuz yazar, oyuncu, senarist, yönetmen Ercan Kesal'dı. Programımıza katıldığı ve bize verdiği değerli bilgiler ve yaşattığı bu güzel zaman dilimi için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca yayınımızı yöneten yönetmenimiz Övünç Zaman'a da çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni bir konukla, yeni bir programda görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşçakalın.